Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah müminlerin velisidir. Zümer 22 ayet-i kerimeden o da inşallah. İnsanlar genelde zulmattadır insanlar, zulmat. Zulümat, karanlık anlamına geliyor. Yani dünya hayatında iç alemi, insanın kalbi iç alemi, zulümat, karanlıkta iç alemi böyle. Ne oluyor o zaman muhteremler? İnsanın kalbi karanlıkta olunca kalp kararıyor. Karamsarlık, darlık, sıkıntı bunaldım, huzursuzluk oluyor insanlara böyle. Bu dünyada böyle. İnsan Allah korusun bu hale ölürse kabirde karanlık, kabir azabı başlayacak kişiye Allah korusun. Yani karanlıktan kurtulmak. Bismillah buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı velil amelü. Allah'ı Allah Celle Celaluhu velil amelü. Müminlerin Allah velisidir. Veli okuldan giden şöylesi velisi vardır. Velisi derler böyle. Velayetten gelir bu. Yani tedbir, tasarruf anlamı geliyor. Allah mümin kullarının başıma bırakmaktır. Yani böyle. Korur, kollar Mevla. Yuhrucuhum Allah Teala mümin çıkarır. Biraz zulümatı, zulümattan ilan nuru, nura çıkarır Mevla böyle. Tabii kim Allah'a yönelirse Celaluhu'dur. Allah'a yönelmeyenler, o yolda çırpınmayanlar. Şimdi mesela bir kimsenin ufak çocuğu olsa veya torunu olsa da yeni yürüme başlamış. Kişi karşısına gel gel dersin, böyle çocuğu çağırırsın. Hiç aldırmazsa boş verirsin de böyle. Ama gel deyince ona sandalye bir yürümek istese ama yürüyemiyor ama yazan koşar, onu alır kucaklar muhteremler böyle. Kul da böyle, kul da böyle muhteremler. Yani kul, elden geldiği kadar kul çırpınsa Allah yolunda, derece alıyor böyle. Haramdan koptu, günahdan kopsa böyle. Allah kul olmak istediği insan, insanı derece alıyor, çırpınsa. Kul beceremese bile, böyle kuluna karşı muhteremler. Ayrıca kutsu da var. Kul bir karış gelirse, Rabbim bir kulaç gelir. Böyle. O anlamı gelir böyle. Yani Rabbim kulunu bırakmaz mıdır? Böyle. Kim? Allah yolunda biraz çırpınsa, biraz eline gelen yapsa kişi Allah yolunda Celle Celaluhu böyle. Yani insanın gönlü uyansa ama, uyansa gönül böyle. Kişi akıbetin sonunu görse, insan yaratılış amacını görse, insan nedir yaratılışı? Toprak, ölü topraklar mıdır? Değil mi? Ölü topraklar, eskiler, elementler diyorlarmıştı mesela. Ölü topraklar. İnsan oradan yaratılıyor. Ben. Çamurdan yani. Ben. Çamur. Böyle mintin. Çamurdan yaratılıyor insanı. Çamur böyle. İnsanlar böyle. Yani belki üzerine çamur biraz ondan diskiniriz ama aslımız çamur muhtemelen böyle. Ne oluyor bu çamur? Emiliyor. Kim emiyor bunu? Kökler, bir kökte emiyor bunlar. Emiyorlar bunlar. Emir tüyleriyle. Bu ne oluyor? Emirince hücre dönüşüyor. Bitkisel hücre dönüşüyor böyle. Sonra ne oluyor bundan? İşte sebze, meyve oluyor. Tabii bak, çamur mu? Tabii bak, çamur böyle böyle. Emildi. Bitki fabrikasında, laboratuvarında, doğal laboratuvar ne oluyor bunlarla? Sebze, meyve dönüşüyor bunlara böyle. Yeniyor bunlar. Yenici ne oluyor? Bunların sinirleri insan bedeninde kan oluyor, hücre oluyor, ürün hücresi oluyor. Sonra dönüyor tane ne oluyor bunlar? İnsana dönüş yok. Böyle. Yani işte. İnsanın başı bu işte böyle. Ana karnına insan geliyor, herkes böyle geliyor böyle. Büyük insan geliyor böyle. İnsanın sonu ne? Ölüm, kabir, kefen. Ondan sonra kabirde çürüme. Yani bir insan genç de ölürse, ne kadar sıhhatli olsun, güzel de olsa,
sonun oluyor, mezarda çürüme başlıyor, çürüme başlıyor. Önce birbirinden bir ölüm katılığı başlıyor. Ondan sonra o ölüm katılığı gevşiyor, çürüme başlıyor mezarda böyle. Karınca geliyor, böcek geliyor muhteremler. O da bir yıllar, çıtışlı yıllar uzaklandı böyle böyle. Bir yıllar böyle. Tabi beden de böyle çürüyüp gidiyor bu şekilde böylece. İşte bir insan bunda düşünebilirse, nereden insan başlangıcı nereden, insan sonra ne olacak? İnsanı düşünse, uyanırsa gönül, kişi ne yapar? Mevla'ya yönelir muhtemelen. Yönelir Mevla'ya. Yönelir Mevla'ya. Mevla, mümin kullarına bak, mümin kullarına Rabbim, zulümattan çıkarır, zulümat. Yani karanlıklar, koyu karanlıklar böyle, katı karanlıklar böyle. İnsanın kalbi, kalbi kararır, zulümatı olur. Kimin kalbi kara ise, Allah korusun, o kişi karamsardır. Ümitsiz, sıkıntı, darlık, bunalım, çabuk kızar. Heyecana kapılır, Allah'a tevekkül olmaz, teslimiyet olmaz. Hayatı çok zorlaşır. Her şeyi kafana takar böyle. Her şey kızar, sinirlenir. Hayatı zor geçer böyle. Dünyada böyle. Ya kabir ne olacak kabirde? Ha dünyada gene doktora gider, şu olur, bu derken koşar sağa sola ama insan ne yapacak kabirde? Yani karanlık denen şeyden çünkü korkuyorlar. Mesela tam yemekte elektriği bir söndü mü en yaramazlık bile pusup kalın korkuyorlar. Ne yapıyorsun? O anda hemen aslında telefonu sana açıyor telefonu. Arızaya. Lambada söndü. Ama ne olacak kabirde? Ya. Orada telefon işe geçmiyor telefon kanunu oturan böyle. İşte Mevlam kulunu zulümattan çıkarıyor oradan muhtemeler. Aydınlayan nur diyor bana. Nur böyle. Aydınlık başka, nur başka böyle. Nur da ısı yoktur. Aydın deyince enerji aydar vardır. Isı ve ışık verir mesela bu. Enerji veriyor bunlara böyle. Nur ise nurda ısı yok. Yani elektronundan yaratıldı. Isı yok ama böyle. Yani nur parlak böyle, nur da böyle. Tabii nur madde ötesi bu gözle göremez muhtemelen böyle. İnsanın buradan kurtuluşu oldu mu, sonra ne oluyor bunların sonu tabi böylece? İnşallah hadis-i şerife geçeceğim sonra açacağım işte bunu. Yani bütün mesele kalbin nurlanması. Yani kalp nurlandı mı, hayat çok tatlı hayat materyali böyle. Çok tatlı, rahat yani hayat böyle. Hayat çok da hayat rahat olur, kalp nurlandı mı materyali. Velisi de keferu, kafire gelince evliyamı tağut, onun da velisi tağutlar. Tağut böyle. Tağut mübalağa vesinde aşırı azgın, tuğyanda böyle. Tağut böyle, yani İslam düşmanları ve küfür önderleri bunlar, reisleri bunlar. Tağut tamdır böyle. Hatta bir rivayete göre, müfessire göre bazen böyle, Allah'ın kanunu kalıyor, kanun koyanlar böyle. Yani haşa Allah'ın anlamına geliyor bu. Allah'a koyuyor böyle. Yani. Mesela bir devletin kanunları. Yani meclis ittifak çıksa bile kanun, ancak o ülkede geçerli kanun. Yani. Başarıya geçtim sınırı, geçelim muhtemelen böyle. Allah'ın kanunu her yerde geçiyor muhtemelen. Mezara gir, Allah'ın kanunu böyle. Maaşı Allah'ın kanununa geçiyor bu şekilde böylece. Bak ne yazık ki insanların genelde çoğunluğu ama muhtemelen böyle. Çünkü cehennem dolacak muhtemelen böyle. Mevlamız yaratan cehennemi, cehennem ağladı. Ya Rabbi sen beni yarattın ama dedi böyle, beni dolduracak mısın ama böyle. Dolmadan tatmin olamıyor muhtemelen bak. Ya onun peki aklı... Şey var mı böyle bir şeye, zekası, mekası, böyle bilinci var mı? Midemize bakalım. İnsan acıkın yemek yiyor değil mi böyle? Doyamadan kalkalım, neye kalkamıyoruz? Mide istiyor.
Bir doğsun işte muhtemelen ya. Allah aşkına bak yani. Her şey önerdi yanında böyle bak. Ya, ya, ya. Yani mide, insan kendini frenleyemiyor. Kilosu fazla, diyet yapmak istiyor, uğraşıyor, çabalıyor. Ama sevdiği bir şey olur mu böyle? Kalbim böyle, ikisini fırlanıyor insan böyle. Mide istiyor, istiyor mu? Mide bakmışsın böyle. Ver diyor daha, doyamadım muhtemelen böyle. Cehennem benim muhtemelen böyle. Hatta yanımış yok mahşerde benim. Helim teleti, doğdun, doydun mu ya? Ve tu hel mecid, ya bu varsa daha gönder. Böyle. Yani cehennem tatmin olmuyor muhtemelen, cehennem böyle. Onun duygusu ortamı var. Ondakinin bilinci var böyle böyle. Ne yazık ki insanların genelde çoğunluğu her zaman, her dönemde Allah korusun tağutları putlaştırma muhtemelen. Allah'dır. Unutup cezalıyor. Yani insanlara tapınma böyle. O Frank'ın efendim bilgilerimiz, onun ideolojisi, onun fikirleri, şunlara, bunlara, rejimleri, meclislere bu şekilde böyle. Onlara tapınma. Böyle. Hale günümüzde böyle muhtemelen. Yani şu dönemde, şu asırda, şu çağda, yani sapıklığında, ötesinde ahmaklık yani. Ya o da bir insan gibi işte, değil mi böyle? O da çamurdan yaratıldı. O da ana karnında yattı. Ana karnında yattı mı böyle? O da bebek gibi geldi, ana karnına geldi böyle. Ya, burnu akan, altını işeyen, değil mi? Gözü görmeyen. Sonra ne oldu? Allah'a verdiği yetenek ile, ona Allah vermiş yeteneği. Kalkıyor, Allah'a tapınmıyor. İnsan kendine tapındırıyor muhtemelen böyle. Bir fikir atıyor, bir ideolojik ortaya koyuyor, bir rejim ortaya koyuyor böylece. Ne yapıyor insanlar? Şakşak onun peşinde. Böyle akıl almıyor mu? Vallahi almıyor ben aklım muhtemelen. O da insan işte, o da ölecek ama. O da ölecek muhtemelen. Yani orta çağdaki insanlar bunu akıl değil orta çağda muhtemelen. Medine'nin müberrede, Medine'de münafıkan reisi vardı. Allah'ım übediye. Münafıklı, reisi münafıklıyım ben. Çok etkili konuşması vardı. Hitabeti çok mükemmeldi. Bu Medine'de çok üstün bir vaziyetteydi. Saygın kişi Medine'ye münevrede. Tabi Peygamber Medine'ye gelince bunun şeyi söndü. Gölgede kaldı böyle. Pasif kaldı böyle. Kenara itildi. Kıskandı Peygamberimizin muhteremler. Gizen gizliye Peygamber düşmanı peygamberliği. Aşka peygamber değil yani böyle. Böyle inkara kaldı gizden gizliye. Ama sonra tabii hastalandı muhtemelen böyle. Hastalandı. Artık ağır hastalandı. Oğlunu gönderdi. Oğlun ismi de Abdullah. Ama oğlu ama dört dörtlük Müslüman. Tam mükemmel oldu. Dedi ki onlara git dedim Muhammed'e. Verdi Allah'a sallam. Onu da gömleği istedi de. Kefen olarak onu bana giydiriz dedi böyle. Onu gönlü istemiş diye böyle. O da geldi. Ya Resulallah, babam ağır hasta şu halde. Senin gömleğini istiyor. Kefen giymesi için böyle. Üzerindekini verdi ona böyle. Götürdü. Olmadı. Bu dış gömleği böyle. İç gömleği olsun. Yani muamele tenine dokunan bakın tenine böyle. Münafık reisi, inkarcı ama kapalı başlamak dönemler. Muhammed'in tenine dokunu iç gönlü olsun diye böyle böyle. O diye ne geldi? Ya Resulallah babam böyle böyle diye. Peki eve gittim muhtemelenler. Geldim ama peki muhtemelen böyle. Yani o kadar peygamber hakaretti bu zamanda böyle. Her şey yaptı böylece. Tabi peygamberle kim besleyemiyorlar muhtemelen böyle. Peygamber gene gömleğine iç gönlü verdi ona böylece. Oğlu dedi babam bir vasiyet daha var. Ne bu? Namazını senin kıldırmanı istiyor. Peki. Ölünce yıkayın, kefendeyin, haberin, gelin namazı kıldırayım. Tabi geberdi yani, ölmedi, geberdi muhtemelen böylece. Oğlu bunu, o kefene, peygamber gömleğine buna giydirdi. Bunu sardı kendisi bir şekilde. Geldi, ya Resulallah, babamın hazır. O zaman getirmedi meşride. Evinde kıldırmanı kıldırlar. Peygamberimizden kalktı, cemaatle haber meşritten gidiyorlar. Hazreti Ömer Hazretleri çok hassas bu konuda böyle, İslam'da şey böyle. Ya Resulallah, o sana falan zaman böyle demişti. Ya Resulallah sana böyle yapmıştı, böyle yapmıştı. Yani gitme ona namazın falan.
Öyle ama hiç cevap vermiyor muhtemelen böyle. Giderlerken bir de böyle durdu. Baktı peygamberimize vahiy geldi. Cezme geldi peygamberimize böyle. Falan buyurdu. Et aleyhim. Namazını kılma. Vela tusalle. Vela tusalle. Namazı kılma. Ve boşta git ona dua etme. Vela tek ola kabri. Ona dua etme etmiyor namazı. Şimdi mesela duyuyorum bazen böyle İslam düşmanı yaşamış, Allah'a mıdır diyorlar böyle. Haram muhtemelen Allah korusun yani. Haram Allah korusun böyle. Vela tekum ala kabri melam buyuruyor. Bakın derler. Hep döndü muhteremler. Tabii namazını kıldırmadı. Peki şimdi ne oldu bak muhteremler? Nereden bu konuya girdim? Ona bağlı çok münafıklar vardı. Medine çok ona bağlı böylece. Yani onu lider yapmışlar, önder yapmışlar. İmam edilmiş olan bu şekilde böylece. Yani o dağ, akıl, dağ, bilinçler, onun peşi gidiyorlar. Baklar ki, ha dediler ya bu peygamber düşmandı. Peygamber kabullenmiyordu. Ölüm gelince ondan medet bekliyor ama. Onun gömleğini istiyor, namaz kılmak istiyor. Dediler, 1000 kişi imana geldi bak o gün muhtemelen 1000 kişi. Demek ki kafirler diyor bunlara, inkarcı anlamı geliyor. Ne yapıyor bunlar böyle? Tağutları önder diyorlar, tağutları muhtemelen. Yani Allah'a haşa inkar ediyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın ruhiyetine kabullenmiyor. Bu yeri göğü yaratan var ama. Yeri göğü yaratan. Efendim işte böyle tesadüf olmuşlar. Ama tesadüf olmuş. Bir denge var, düzen var ama yani böyle. Yerler, gökler. Bu görünen madde alem bunlar böyle. Ne varlıklar var böyle. Ne yap bunlar? Bunlar da böyle nurdan insan zulümata götürüyorlar. Bir de nur ile zulümat. Bu tağutlar böyle. Yani kim Allah'ı bırakır da Allah korusun böyle. Böyle sapıkların peşine takılırsa ne yap? İnsanı yani önce Müslümanken, nurluyken kalbi nurdan götürüyorlar, karanlığa götürüyorlar, zulümata götürüyorlar böyle. Böyle eshabınlar, bunlar eshabınlar melabriye. Bunlar ateş. Yani bunların yerleri cehennem. Allah'a hatırlayın böyle. Cehennem hatırlayın böyle. Ayet-i Kerim'de geliyor, tabi konuya girmeyeceğim fazla. İşte cehenneme girince ne yapacak bunlar? Ya Rabbi bunların azabını iki kat ver. Diyor feyin. Diyecekler. Allah'ım ne olur. Bunlar bir yoldan çıkartırlar. Bunlar bizi kandırırlar. Bunu iki kat azın ver bunlara böyle. Taptıklarına, alkışladıklarına, peşin gittiklerine yapıklar maaşım var böyle. Cehennem'e girince Allah'a korusun böyle. Yanacaklara böyle. Hüm fiyâ halidûn. Bir de orada ebedi kalacaklar muhtemelen. Ebedi kalacaklar. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, denilse ki o kafirlere, dünyadaki çakıl taşların sayısı kadar burada yanacaksın, yıl yanacaksın burada şeyler, oh sevinir muhtemelen. Sonra çıkış var kendilerine muhtemelen böyle. Ama ümit yok muhtemelen böyle. Hele isim okunacak Malik olan şey, zamanların başı tabii böyle. Malik adlı melek, çok büyük melek. Gür sesi var böyle, isim okuyor böyle. Ey filan oğlu filan, ey filan kızı filan, azabın bitti. Müminler için böyle. Adamı kalk. Kalkacak, herkese bakacak oturuyorlar böyle. O anda müminler de, günahda olanlar da, ah çıldırıyor oturuyorlar. Keşke günah az olsaydı, ben işini çıkardım ben böyle. En son mümin çıkacak, cehennemden yanacak, 70 bin yıl, 70 bin yıl olacak, 70 bin yıl olacak oturuyorlar. Yanacak oturuyorlar böyle. İsim okunacak, çık derten böyle, ayağa kalkamayacak muhtemelen böyle. El ayağı tutmuyor muhtemelen böyle. Yanmış, diye etleri bir kalmıyor böyle. Korkunç böyle, kapkara. Böyle. Çok çirkin bir alacak muhtemelen böyle. Emek gidecek muhtemelen böyle. Emek kime çıkacak? Hep ona bakacaklar ki, ama son mümin artık bir çıkıyor da böyle çıkıyor muhtemelen. Çıkıyor böyle. Ondan sonra cehennem kapıları kapanacak. Yani kapama değil de, kaynama değil mi? Mesela kaynıyor böyle. Artık kapıda bir şey kalmayacak muhtemelen. Açılmayacak, kapanacak böylece. O zaman başlık kafirler muazzam feryat muhtemelen. Ah, bağırma, çağırma muhtemelen.
Yandık de bu şekilde böylece. Ona kadar ümitleri olmuyor. Belki biz çıkarız diye gene böyle. Ama cem kapıları artık kanayınca, kapanınca, açılmamak üzere muazzam feryatlar muhtemelen böyle. Ebediyen bu Allah korusun ya muhtemelen. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl değil böyle muhtemelen ya böyle. Yani 100 yıl, 1 milyar değil böyle muhtemelen böyle. Değil böyle. Ebediyen Allah korusun böylece. Hep azal muhtemelen. Hep azal içerisinde olacaklar böyle. Neden? Yolları yanlış muhtemelen. Seçenekleri yanlış muhtemelen. Yani kendi gibi insan tapınma. Yani akıl almıyor bunu. Almıyor ya böyle. O da senin insan işte değil mi? O da çamurdan yaratıldı. Değil mi? O da ana karnına yattı. O da dölü yatağına dünyaya geldi. O da ölecek bir zaman gelecek. O da ölecek. O da çürecek onun mezarında. Gelsin tapın Allah korusun böyle. Mevla bir kulun kalbini açarsa Efendimiz şu an sadrül İslam'ı. Efendimiz şerrden sadrühü. Şer. Şer bir şeyi açmak. Şimdi kitaplara çok kullanıyor böyle. Hadis-i şerifin şerhi derler mesela böyle. İşte filan kitabın şerhi. Yani açıklaması böyle. Geniş açıklaması böyle. Allah bir kişinin sadrını, sadrühü, sadr göğüs. Göğüslerim açarsa. Göğüs. Burada kalp yerine göğüs geliyor. Tamam. Yani kalbe değil de sadrehu. Neden? Çünkü sırf kalp yok ki göğüste muhtemelen böyle. Detayı var burada böyle. Biri en başta kalp. Ruh. Hafi ahfa. Sır. Detay bunlar böyle. İşte bunların her birbirini nurlandığı bunlar, her birini nurlandığı bunlar hepsi böylece başka oluyor. Rabbim kul açarsa biraz sadrını İslam'a. Açarsa, İslam'ı kabullenmede, İslam benimsemede, İslam yaşantıda açılırsa, höyü ve o kimse arındırır mı Rabbi? Rabbine nur üzerinedir böyle. Rabbinin kalbine nur koyar, kalbine verir. Rabbinin nuru ile hak görür, batı görür, onun gözü açılır. Yani İslam'a doymaz muhtemelen böyle. Yani ondan bıkkınlık olmaz diye ben öyle. Namazdan bıkmaz, oruçtan bıkmaz, zekattan bıkmaz, zikirden bıkmaz, Kur'an'dan bıkmaz, Allah yolundan bıkmaz böyle. İster arar mısın? Kedi arar böyle. Bu akşam bunu yapalım, bu akşam böyle yapalım, bunu yapalım, bir şey yapalım derden böyle. Arayış olmadır yani böyle. Açılırsa böyle. Şimdi bir de hadisi okuyorum işte. Hadis-i Şerif tefsirini, kebir tefsirini kaldı bir ezavide buldum Hadis-i Şerif'i. Sürüsü Aleyhisselam Peygamber'e sordu sahabeler. Ya Resulallah keyfe yaşayullah sadrühü. Allah nasıl kulunun göğsünü açar, şer eder böyle. Açar böyle. Kale. Bu Aleyhisselam Hazretleri. Yaksibü fiyye nuren. Allah kulun kalbine nur koyar, atar. Nur. Nur muhtemelen böyle. Tabii şimdi bunu görmeyince bilemeyiz muhtemelen böyle. Melekler nurdur. Nurdur melekler. Mevlam kuluna gönle bu nuru veriyor. Muhtemelen. Kalbine veriyor muhtemelen başa geldi. Bunu göremeyiz tabii. Hatta yenife siha o kalp göğüs genişliyor. İşte. Beğenişir ya, inşirah ediyor. Açılıyor gayet böyle. Kalp genişliyor. Yani hiç sıkılma olmuyor din İslam yaşantıda. Yani İslam yaşantıda bıkkınlık gelmiyor, usanç gelmiyor, daralma gelmiyor, sıkılma gelmiyor. Ama bir doyumsuzluk oluyor. Yani az geliyor daha böyle. Az geliyor daha böyle. Daha fazla yaşama geliyor. Fekül-i lehü yine sor sahibi ya Resulallah vel zâlike min emaretin bunun bir dışa yansıyan bir alameti var mı bunun peki? Yani kulun kalbini melan durur, atıyor, veriyor ama biz bunu göremiyoruz. Sahibi. Tabii gören de işte ne var böylece. Bunu göremiyoruz.
Bunun dışı yansıyan bir alamet var mı kulun kalbi nur olmasının? Vekale aleyhisselam buyurdu. İnâbe ilallah ilâ dâri hulûd. Biri dâri hulûda inâbe. Dar bir yurt. Hulûd ebediyet yurduna, yani cennet ahirete. İnâbe dönüş. İnâbe böyle. İnâbe bütün günahtan kopup Allah'a teslim olup ahirete yönelme. Ebedi alem bak böyle. Darül hulut mev peygamber. Darül hulut. Hulut ebediyet, halidiyet anlamı böyle. Dünya geçici muhtemelen böyle. Yani bir insan dünyada en lüks bir konforlu köşkte yaşasa, yani yalılarda, deniz kıyılarında, şurada, burada bir artık böyle, yani hayal ötesinde insan bir yerde yaşasa, ama çok kısa bir geçici. Sonra bir insan yaşadığı köşkü sayana kadar lüks, yani artık göz kamaştırıcı olsa bile huzur başka olmaktır. Böyle. Başka. Eşinle arası iyi olmaz. Benim geçim olmaz muhtemelenler. Biri küser. Yok muhtemelen. Rahim bir dert verir, hastalık verir. Hastalık verir böyle. Yani kişi hayal eder. Böyle bir şey mi olsa o, sanki huzur bulacak. Bunu bulamaktan böyle. Geçici sonra. Geçici böyle. 10 sene, 50 sene, 100 sene kal. Geçici sonra böylece. Darül hulut. Ebedi dar yurt. Ahirete yönelme böyle. Ebedi yurt. Oraya yönelme. Müttecafa an darül gurur. Bu darül gurur Allah'tan dünyadan da uzaklaşma. O böyle. Yani dünya hayatının arasındaki bu seçim yapar. Böyle. Ayrım yapabilir o kişi böyle. Şöyle dünya bakar, şöyle bir geçmişini düşünür, ölenleri düşünür, onları gözüne getirir, bakar. Ya bak işte amcası vardı, dayısı vardı, komşu vardı, devlet başkanları vardı, şunlar bunlar vardı, dünya liderleri vardı. Liderleri vardı. Bir zaman mesela Maratitalar, Hitler, Mitler, Müslümanlar mesela bir zamanlar böyle. İkinci Dünya Savaşı'nda mesela böyle. Dünya en şey insanlara böylece. Ne oldu buna? Ne oldu buna? Hepsi öldü. Topak oldu yani. Yani dünyayı paylaşamayanlar. Dünya paylaşamayan, emperyalistler böyle. Dünya paylaşamayanlar böyle. Yani yurdunda lider olmuşsun, başa geçmişsin. Buna kanaat edemiyor. Doyumsuz. Dünya tamam böyle. Komşunun ülkesinde gözü var. Essin, kırsın, döksün, savaşlar, şunlar, bunlar, kan döksün bu şekilde böyle. Sonuç ne oldu? Her bir şuna kara tapakalında yatıyorlar hatırlar böyle. Azalttı beni, Allah korusun böyle. İşte darül gurudan da uzaklaşma. Yani gönlünü dünyaya kaptırmama. Peki çalışmasın mı? Çalışmadaysan yine çalışır insanı muhtemelen de, çalışır insanı demeyi. Kişi mesela uykusunda uyandı, içi sudan yanıyor. Ne yapar? Kalkar mı? Su içer. İşte bu da hizmet değil mi? Böyle bir teşebbüs maddeye. Karı acıktı. Oturma, hep alıcık edemez ki. Hiçbir şey yok. Dilenir hiç olmasa gider. Ne olur böyle? Hiç onu dilenir böyle. Yani dünyaya çalışmamak diye bir şey yok. Fıtraten insan buna dünyaya bağımlıyız. Havayı soluyacağız durmadan. Yani bu da aslında bir zahmet bize, külfet bu da bize böyle. Durmadan bir hava bonus solu, bonus sol havayı böyle. Yani 5 tane sürü bir havayı nefes alıp verme. Böyle bir al ver, al ver, al ver, al ver. Uyurken bile tuvalette nefes al ver yine. Tamam böyle. Ama ne gerekiyor? Gönlü dünyaya kaptırmamak muhtemelen. Kaptırmamak böyle. Gönlü Mevla'ya döndürmek böyle. Ahirete yönelmek böyle. Orasına böylece. Bazı Allah dostları örnek veriyorlar buna, gemiyi. Bir gemi ne kadar büyük olsa zararı yok, daha faydası var. Ama su almazsa. Ama gemi su aldı mı, o zaman bir delik girdi mi, su almaya başladı mı, o zaman tehlike başladı. Yani kalbe de dünyada bir noktaya girdi mi, belki bir nokta delik açtı mı, dünya muhabbeti kalbe girdi mi, insan gider muhtemelen.
Dünya muhabbeti girdi mi böyle? Dünya sevgisi girdi mi? Ve istidadı lil mevti kabile nüzulil mevti. Üç alameti var peygamberiye. Eğer bir insana kalbinden nur varsa, kişi ne yapar? Artık ahiret yurduna yönelir o tarafa böyle. Oraya yapar yatırımını artık mutlaka. Yapar böylece. İkincisi, dünyadan soğur. Dünyanın muhabbetinden soğur mutlaka böyle. Mesela bir bardak demek lazım. Ama bardak beğenmeyen var. Evinde çay bardağı olsun, su bardağı kadar çeşitleri var. Başka bir destekli bardak görüyor, onu verir, onu alacak mümkünlerle. Herhalde yemeğe var, yiyecek hepsi var ama tabak beğenmiyor. Evin tabakları var, başka bir tabak almaktır. Böyle. Halı temiz, yepyeni böyle kanepesi. Yok, rengini beğenmiyor, desteğin yüzünü beğenmiyor. Böyle. Ne bunlar? Dünya sevgisi bunlar. Dünya sevgisi bunlar. Getirmek gerekiyor, kanaat etmek gerekiyor. Bir de ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanmak. İstidadı lil mevti, kabile nüzulil mevti. Ölüm gelmeden ölüme hazır olmak. Her an böyle. Ölüm çantası olacak bana. Ölüm çantası. Yalışın defin çantası. Ölüm çantası. Hazır hazır. Ne lazım değil mi kabirde? Kabirde ne diyor kabirde? Ben Rabbim kim? Ya kim vatandaşı soymamalar. Yani hangi ülkenin vatandaşısın değil mi öyle? Onu soymamalar tabii böyle. Avrupalı mı, Asyalı mı, Amerika, Almanlar mı, onu mı kabirde? Ben Rabbim, Rabbim, Rabbim sanırım böyle. Dinin İslam, peygamberi kim? Sanırım böyle. Yani ölmeden önce ölmek var hadisede böyle. Mutu kalben temutu. Mutu kalben temutu. Ölmeden önce ölünüz böyle. Yani o hali yaşar gibi olmak. Ölmüş o yaşar gibi olmak böyle böyle. Mesela şu an insan tefekkür etmeli böyle ki ölüm mutlaka gelecek mi? Gelecek. Yazılmıştı ama ezelde. Takdir olmuş. Yani bir dakika önce gelmez, bir dakika ertelenmez. Ölümün sebepleri farklı olabilir böyle. O sebep onlara. Ama ölümün vakti belirli muhtemelen böyle. Yani savaş olsun, deprem olsun, o şeyler bombalansın böyle, kıyamet kopsun, yani ne olursa olsun böyle. Ölüm vakti değişme muhtemelen böyle. Kişi eceli gelmemişse depremden kişi sağ çıkar muhtemelen böyle. Her çıkar bu şekilde. Ne gerekiyor ama? Ölüme hazırlık yapmak gerekiyor önceden muhtemelen böyle. Başta ne geliyor? Beş vakit namaz. İlle namaz, namaz mı denir? Namaz illa be. İman asla be. İlerken namaz mı böyle? Namaz, beş vakit namaz geliyor böylece. İnsan kalbe girince, önce namazı geliyor. Namazı geliyor kişiye böyle. Kişi namaz kalbe girdi mi, kıldı namazı, beş vakit namazını kılmışsa, o geliyor muhtemelen böyle. Bir hanımcalar olmuş böyle, Ölüm Asla kitabında bu konu yazdı, orada böyle, bu yazdım orada da. Adı Selma diye bir kadıncağız. Adı Selma Hanım diye kadıncağız. Salih kadınmış. Tefa kadınmış. Namazı hepsinde haramdan sakınan kişi. Bunun bir şey varsa dünya muhabbeti atamış kalbinden amatörler. Çok işe titiz. Ama şu toz alayım, borçunu alayım, yok halı çarpık olmuş, düzelteyim böyle. İşle meşgulken namazını geç kalmış namazlar muhtemelen. İşte de bidalarmış. Dünya fazla muhabbeti var. Böyle böyle. Rabbim buna uyarı yapıyor rüyasında. Açık rüya görüyor, net rüyayı görüyor. Rüyasında öldüğünü görüyor. Azar Selim geliyor, canını alıyor böyle. Öldüğünü görüyor rüyasında. Sonra tabii yıkanıyor. Yıkanan hepsini görüyor. Çok açık net rüyayı görüyor. Kefenleniyor. Hatta şöyle diyor, yıkanırken diyor, pek diyor önümsemedim, zor gelmedi bana böyle diye. Ama diyor kefene girince diyor, çok ürktüm o zaman böyle. Baktım ya ben de mi öldüm? Ben de mi öldüm ya kefene girince böyle diye. Tabuta koydu, üstü kapalılar diyor. Öte camiye namazı kılın tabi geliyor. Mezar indiriliyor. Bir ölüm şoku vardır muhtemelen. Ölüm şoku vardır böyle. Sekreti medyum ona. Sekreti mevtiri böyle.
Sekat böyle, ölüm şoku böyle. Yani o anda öyle oluyor ki o haller anında bir kısa anda muhtemelen böyle. Bazılarının gelmesi muhakkak korku şekilde böyle. Haller oluyor böyle. Ne oluyor anda böyle? Ölüm şoku muhtemelen böyle böyle. Tabi kabre giriyor. Üzeri örtüyor toprakla. Herkes gidiyorlar böyle. Ruh melekleri gibidir. Onlara toprak falan duvar engel olmuyor. Şeffaf olarak ona böyle. Tabi mezarından gideni görüyor böyle bak. Korası geliyor, oğlu gidiyor, damadı geliyor, komşu gidiyor, amca dayı neyse böyle. Hep erkeğe gidiyorlar. Arkadan bakıyor. Konuşuyorlar. Hatta gülüşüyor böyle. Gidiyorlar. Sen ne yaparsa yap. Gidiyor bu şekilde. Bu adam kokudayken sanki bir şimşek çakıyor böyle. Şimşek parıldıyor. İki melek dikili karşısına. Bir uzun boylu, bir kısa boylu. Bir kara, bir beyaz. İki melek. Aldara münker nekir. Aynı anlama geliyor. Hiç bilmeyen bir varlık. Bunlar melek ama diğer meleklere benzemiyor bunlar. Farklı melekler bunlar. İki melek kadar dikiliyorlar. Ve sorgu başlıyor. Men Rabbüke böyle. Sesler de sanki gülüyor böyle. Sallanıyor mesela böyle. Men Rabbüke böyle. Ya sen men Rabbüke. Ölüm şu atlamamış. Kabire girdi, kefene girdi, mezara girdiyken böylece düşünüyor Rabbim kini benim hatırlayamıyor. Allah diyemiyor muhtemelen böyle. Rahmetli bir Fatma ne vardı Pamukova'da muhtemelen. Onu bazen bahsederim. Allah rahmet eylesin muhteremden. Ona bir dedim mi bana dua et. Şu dua yapar ya. Allah ismi unutulması böyle. Allah ismi unutulması mezara yani böyle bak. Bak. Bu da böyle. Yani kim dua eder böyle? Hek yapmazsa bunu şey verdi. Rabbim ismi unutulmasın dedim hatta böyle. İsmi unutulmasın. Kabre girince böyle bak ya. Unutmak mı? Şoktan mı tabii böyle. O mezar şokunda böyle. Melekler heybeti çok bunlar böyle. Şok üzerine şok böyle. Şok üzerine şok böyle. Ruhsal şok bunlar böyle. Ruh çekiyor bunlar tam onları böyle. Ruhsal şok böylece. Hatırlayayım hatta. Ya ben Rabbim'e hatırlayayım hatta böyle. Artık daha çok bağırmana böyle. Hep devam ediyor. Ben Rabbim'im artık muazzam ruh hale girebilir. Artık çılgın gibi oluyor bu şekilde. Bir nurlu varlık geliyor. Sanki kadın şeklinde buna geliyor. İnsan şeklinde buna kadın gibi geliyor böylece. Başta dikiliyor. Nur kalbi aydınlanıyor. Diyor ki Rabbim Allah diyor buna. Rabbim Allah diye deyince Rabbim Allah diyor muhtemelen böyle. Bağırıyor Rabbim Allah diyor böyle. Şerliyor. Diğer soru soruyorlar. Bunu yardım ediyor. O nurlu varlık. Melek de gidiyorlar. Gidiyor melekler. Yapma böyle bir şey kalbide bu şekilde bir. Oh diyor bu şekilde. Epey kendine geliyor böyle. Bakıyor nurlu bakıyor. Bakıyor. Nurlu sevimli bir varlık. Çok güzel. Güler, güneş de bu şekilde. Ya sen kim Allah aşkına be? Kocam gitti, oğlum gitti, karışım gitti, şu gitti, bu gitti, herkes gitti. Kimse kalmadı burada böyle diyor. Bıraktı gittiler beni hepsi gibi. Tek başı kaldım burada böyle diye. En daraldığım bir zamanda bugün de sen bana yardıma gelin. Sen kim Allah aşkına? Ben sana kıldığım beş vakit namazını kıldım böyle. Beş vakit namazını böyle diye. Öyle mi böyle? Peki benim namazım da niye geç geldin ama be? Ben çok korktum ama be. Çok korktum ben ama be. Çok geçtim çok be. Niye daha önce gelmedin? Ne diyor? Sen beni geç kaldın yoktan böyle. Haydi kılmazdın yoktan böyle. Kılmayan ne olacak Allah korusun? Allah korusun muhtemelen böyle. Hadi şey de var muhtemelen böyle. Namazı geliyor, zekatı yok. Hepsi günler geliyor. Gelince namazı geliyor. Ama boş da geliyor muhtemelen böyle. Boş da geliyor böyle. Geliyor. Yardım edeyim bunlar muhtemelen böyle. İnsanın kalbine nuru gelince o kalpte artık günah kalmıyor muhtemelen. Zaten günah kenar insanın olmaz tabii. Kalbi günah çıkma, tevbe etmeden çıkmaz tabii böylece. Tevbesi sahih olur bu kişinin böyle. O kişinin kalbini nurlandırır. O kadar tatlı olur ki o kişi hayat muhtemelen böyle. Onun yaşantısı değişir böyle. O sabır, Allah karşı sabrı böyle. Allah teslimiyeti, Allah tevekkülü, o imanın kuvvetiyle böyle çok rahatlar muhtemelen.
Mesela ne olacak değil mi? Yağmur yağacak şu günü. Öyle bir şey gelmez bu tarafa böyle. Yani insan bunu bilse de, mesela günümüz açacak biliniyor. Meteoroloji bunu haber veriyor mesela böyle. Şu günü çok şiddet yağacak. Sağına bir yağmur var, sel olabilir. Olacak, olacak, olacak bu tarafa böyle. Olacak. Ölüm de bu şekilde böyle. Gelecek, gelecek ölüm tabii bu şekilde. Demek ki bu insan ne yapıyor? Ahirete yöneliyor. Dünyaya önem vermiyor. Vermiyor. Dünya işini tabii yapar tabii. Önem vermiyor buna. Bir de ölümü hazırlanıyor. Ölüm gelmeden önce. Beş namazını kılmış. Kazası varsa kazasını tamamlıyor. Böyle. Mesela bundan 300-500 sene önce. Daha az sevap yeter o zamanlar. Böyle. Yeterdi. Ama günümüzde yetmiyor. Böyle. Neden bu 305 sene önce her kadın kapalı. Kadınlar kapalı muhtemelen. Her kadın baştan başa kadınlar kapalı. Erkek kadın ayrı. Bir yerde çalışmıyorlar. Ayrı muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor arkamın en büyük fitne kadın fitnesi böyle. Açık kadınlarla böyle. Kadın fitnesi Allah'a muhtemelen böyle. Yani cinselliği tahrik eden, cinsel sapıklığı insanı sevk eden, aile yuvalarını yıkan böyle muhtemelen. Yıkan böyle. Ya aile yıkıldı mı, devlet gitti mi muhtemelenler? Ya, nesil bozuluyor. Nesil bozuluyor böyle muhtemelen. Allah korusun. Şimdi eskiden bu tehlike. İçki miçki yasaktı. Yani şeriat kanununda tabii yasak böyle. Bir de şeriat uyguluyorsa yasak bunlar böyle. İşen de çok gizli böyle var, çok gizli böyle. Günümüzde muhtemelen böyle, günümüzde muhtemelen böyle. Her şırı şaplak, her yazın geldiğim şırı şaplak, ahlaksızlık, şunlar, bunlar böyle. Yani haramda o kadar her taraf haram. Böyle. Bir haber denirsen, kaç tane pişi görürsün o zaman böyle, böyle. Haram oluyor. Ne gerek günümüzde? Eski insana bakarak bizim sevabımızın daha çok olması gerekiyor. Çünkü mahşerde mizan deniyor. İki kefesi var. Terazi var böyle. Sağına sevap konuyor. Sonra günah koyuyor böyle. Kimin sevabı ağır gelirse sekulet mevazi yiyor. Sekulet mevazi yiyor. Ağır gelirse o yüzden bu tane böyle. Yani günümüzde işte namaz kıl da yeter değil mi? Böyle. Sonra namazın namaz mı acaba? Namazımız acaba? Benim? Ya, namaz mı? Yani alel acele böyle, alel acele, yat kalkan değil mi böyle? Yes, rekatını say o kadar böyle, Allah Allah böyle, selamun aleyküm, ama tamam. Hazreti Musa aleyhisselam, Tur-i Sina'da, Tur Doğan'da yani böyle, Mısır'da doğdu Musa aleyhisselam. O senede doğan erkek öldürülüyordu, Firavun emriyle öldürüyordu. Annesi bunu tabi Rabbin ilhamıyla sandığa koydu. Dedi ki şüphe oldu böylece. Sonra Musa aleyhisselam oradan kaçtı delikanlıyken. Kaçması gerekti. Medine'ye gitti. Başka devlet. Oraya gitti böyle. Oradan 8-10 sene kaldı. Evlendi orada. Çoluk çocuğu oldu. Koyunları oldu. Kaybede Şuayb aleyhisselam. O da peygamber. Dönüşte tam Tur-i Sina'nın eteklerine geçerken gece karanlığında hava çok soğukmuş, hava bulutlu, hava kapalı. O dönemde yönde yıldız da bulunuyor. Bu insanlar yıldız buluyor böyle. Yıldızı göremeyince yolu kaybetti bulunmadı. Karanlıkta koyun sürüleri dağılma başladılar. Havada çok soğukmuş havada. Musa'nın daraldı şimdi böyle. Daha peygamber değil ama. O anda imtihanın daha büyüğü geldi. Hanımı gebeymiş, vakti gelmiş. Ya Musa, doğum sana çok şiddetlendi. Ben doğmak üzereyim böyle. Aman be dedi be ya. Bula bula, bunlar hepsi bunlar, bunlar bu şekilde böyle böyle. Koyunlar dağılıyor. Hava kapkaranlık, zifir karanlık. Havada çok da soğuk. Ne yapacak Musa şaşırdı. Şöyle dağa baktı, orada bir ışık gördü. Nurmuş o. Orada peygamber değil. Herhalde çobanlar ya da ateşlenmekte böyle. Gideyim oraya diyor. Oradan alıp geri atıştı böyle. Gitti oraya. Orada peygamber kendisi verildi. Verildi böyle. Peki ne oldu burası?
Her şey oldu muhtemelen böyle. Hiç adamı üşümedi böyle, doğumu da yaptı böyle, koyunu da almadılar. Hepsi yerine oldu onu böyle böylece. Mevlam burada, ya Musa izze bila firavne innev tegâ. İzze bila firavne innev tegâ. Ya Musa, peygamber verildi, firavne git, o tuğyanda davet et. Şimdi firavun deyince, o dönemde korku bir kabus. İşkence yapan çok böyle. Öldürmek bir şey değil böyle. Ve firavun ziyata öyle böyle. Firavun ziyatat be. Dört tane kazık vardı muhtemelen böyle. Çakmış böyle. Hiç böylece. Yatıyor insanlara böyle. Yukarıda iki il iki kazı bağlı. İki il bağlı. Boşlukta muhtemelen böyle böyle. Ölünceye kadar kalıyor böyle. Hem öldürmüyorlar kendisini böyle. Bir kabus, korkunç, katil, canlı, kanlı katil böyle firavun. Sonra haşa ben sizin Rabbinizim diyor böyle. Hatta Rabbi hükümün âle. En büyük Rabbiniz benim diyor yani böyle. Bu şekilde böyle. Ben burada ya Musa izle bila firamle. Git firan davet bakalım şimdi böyle. Oradan başlayalım ben böyle. Merkezden başla böyle. Orada başla. Ya Rabbi kardeşim oranı verdi firan derken bu şekilde. Musa Aleyhisselam şunu okudu muhtemelenler. Rabbi şrahli sadri ve silli emri. Okul muhtemelen böyle. Tavsiye etsin bu ayet 25. ayetten başlıyor burada böyle. Rabbi şirahli sadri. Rabbi, ey benim Rabbim. İşrah, aç, şer. Li, benim sadrimi aç görsün ya Rabbi böyle. Nurlansın, açılsın kalbim böyle. Yani kalbin daralmasın, sıkılmasın, korkmasın. Aç kalbim böyle. Vesil emri. İşin kolaylaşıyor ya Rabbi böylece. Tabi duası kabul oldu muhtemelen bu şekilde. Hatta eline asa vardı, yani delek vardı. Tabii bir delek. Ona kayınpeder vermişti onu Şuayb Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'dan kalmış o, peygamber, peygamber o. Asaydı, asa Musa, meşhur bir asa Musa böyle. Adem Aleyhisselam onu almayacağını çıkarken, dünya gereken, cennetin o delek. Ben burada nedir elindeki? Ben bana dedi ki, bir yeminlik sahne. Neyim elindeki bu şekilde? Fî asay. Asay var abi. Şunu şunu yaparım. Buyur Mevlam. Bırak bakalım onu yere. Bıraktığı anda büyük bir ejder aldı. Yılan oldu vardı. Yılan oldu böyle. Açtı ağzını böyle. Musa'nın başına kaçma. Vella müdbiren. Arkadaşının kaçma başladı. Yani tuttu da onu benim var. Tut bakalım onu böyle. Tut onu böylece. Şimdi tutacak ama koca bir ejderha. Ağzını açmış. Korktu Musa Aleyhisselam. Hırkasını çıkardı, elini sarıyor. Böyle. Melek güldü. Ya Musa Allah tut, Allah güvenmiyorsun da hırka mı güveniyorsun böyle? Alt hırka muhtemelen de yapıştı, tuttu gibi yine ağası oldu yani. Böyle. Şimdi neden böyle oldu muhtemelenler? Tabi bunu ulamaya muhakkakın derler böyle. Ehli hal, yani nurlu gün şeyler, müşterilerde bunu açıklıyor bu şekilde böylece. Şimdi firana gidecek, orada bunu gösterecek. Eğer onu daha önce kendisi görmezse o da korkardı muhtemelen böyle. Bunu görecek burada artık böyle. Demek ki Musa böyle dua etti muhtemelenler. Rabbi şirahli sadri. Aç göğsüm ya Rabbi böyle. Daralmasın. Bıkkındı gelmesin. Sıkılmasın. Kalkma Allah'a tevkül olur bu şekilde böylece. Peygamberimize gelince muhtemelenler peygamber dua etmeden peygamber açlarını göğsüm muhtemelenler. Elem neşrahlike sadrek. Bakın bak. Elem neşrahlike sadrek. Habibim seni açmadık mı seni gözlerine? Peygamberimiz 4 yaşındayken süt anne diye yazdım ona. Halime hatunda. Süt annesindeyken orada böyle. 4 yaşındayken süt kardeşi de vardı böyle. Komşuları var. Sütkular böyle. Gittiler koyunların başına. Dışarıya gittiler böyle. İki melek geldi gökten, insan şeklinde peki yatırırlar, gözünü yardılar. Hemen süt kardeşi koşa eve geldi. Anne, anne! İki adam geldi gökten, kardeşimin işini kestiler, kestiler kardeşimi, koş! Has halime geldi muhtemelen böyle, geldi. Ona melek tabi böyle görmüştü, yukarı görmüştüler böyle. Peygamberimizin işini açtığı muhtemelenler, kalbi yıkadılar böyle, yıkadılar böyle. İşte kara kan dönüyor buna böyle.
yıkadı kendisine böylece. Hatta şöyle oldu böyle. O zaman adeti var Mekke'lerin böyle. Yeni doğan çocuk süt anneye verilirdi. İkisine kalırdı böyle. Yayla da olmak işte bunda böyle. Mekke havası ağır olduğu için yayladaki kabileye girirler. Süt anneye girirler böyle. İkisine bakar. Onlara bahşiş verir tabi böyle böylece. Bu Hazreti Halime hatun da o kabilenin en fakiriymiş o zaman baktı. En fakiri o zaman. En fakiri böylece. Yine o sene Mekke'ye geliyorlar. Mekke'ye doğru geliyorlar. Süt anneleri. Tabii sütü olanlar, çürü olanlar. Çürü böyle. Almaya geliyorlar böyle. Diğerlerin develeri daha sağlam sağlıklıymış böyle. Hızlı geliyor onlara böyle. Halime'nin de bir devesi var, bir de merkebi varmış. Korusu yanında. Onlara böyle geliyorlar. Ama devesi çok zayıfmış. Bir devesi var böyle. Merkebi, o da ayak toplamış muhtemelen böyle. Geç kalıyor bu. Tabii gelen soru olarak var mı yani doğan çocuk var? Kim var? Şebişuk daha burada Muhammed. Babası kim? Babası öyle yetim. Kim bakmıyor kanına mutlaka böyle. Yetime onu bakmıyorlar böyle. Yani bağışlı gelmezler oradan. En son artık Halime geliyor böyle. Hep alıp gidiyorlar bu şekilde. O da boş dönmeyeyim diye. Yani kim Mekke'ye girir de bir anne çocuk aman dönerse bu Eplanmış kabilesinde. Eplanmış şekilde. Böyle kabilede kınanmasın diye, ayıplanmasın diye böyle soruyor. Peygamber'in dedesiyle buna haber veriyorlar böyle. Abdülmuttal Hazretleri'ne. Ona gidiyor. Selam diye bir torun var bu şekilde böyle. Dedesi de Abdülmuttalip ferasetti çok mu? Feraset. Burası, gece sonra inşallah. Buna soruyor. İsmin de Halime. Halim, Hilim'den geliyor. Yumuşak tabiatı, huylu güzel huylu anlamı gerektiğini böyle. Çok güzel maşallah böyle. Hangi kabilesin? Belin saat. Saat saade mutluluktan geliyor böyle. Ha tamam. Böyle. Buna tefevül dedim bunu İslam'da. Tefevül dedim böyle. Tefevülden bu şey böyle. İslam'da vardır bu da böylece. Peki diyor, bunu götürüyor, evine götürüyor. Hastaneme bir görünce Peygamber Muhtarı'nın nurdan kundan sağlamak bir şekilde tebessüm ediyor böylece. Onu görünce ona aşık oldu mu? Yandı. Yani öz yanında aşık olsaydı bu namazda. Aldı, emziyen bak dedi böyle. Sol memesini verdi. Almadı Peygamber, emmedi Muhtarı'nın. Oraşı vermedi. Sağını verdi, onu emdi Muhtarı'nın böyle. İki sene sonra bunu getirecek, getirmedi ama. Giderken devesi sütlendi muhteremler. Hayvana şeyi geçti böyle. Kül en zengin oldu köy muhterem. Allah bereket veriyor onlara böyle. Develeri çoğaldı, şu oldu, bu elen muazzam bereket bu şekilde. Bunlar bunu bildir amin neden oluyor böyle. İki sene sonra şöyle getirmeden kendisi geldi. Ya amine pek annesine ne olur. Şöyle çok burun havası yaradı. İkisini daha kalsın burada böyle. O da razı oldu bunu, aldandı buna tabi bu şekilde. Sonra getirir işte onun kendisine böylece. Bir insanın gönlüne, kalbine nur gelince bu kişide ne başlıyor? Arif-i billah olur. Yani marifetullah diyor buna. Marifetullah. Allah-u Teala okul bir muhtemelen böyle. Marifetullah Allah bilir Celle Hazreti Hayyan diye bir vardır. Tabiinden. Hazreti Hayyan diye bir vardır. Bu zat Hazreti Besekar'ın aşık olmuş. Besekarhani'ye aşık olmuş. Besekarhani Peygamber sonra Medine'ye geldi. Hacca geldi. Medine orada. Ondan sonra kaybetti izini böyle. Bunu arıyor yıllarca. Bir gün bunu diyecek kadarında görüyor Besekarhani'yi muhtemelen. Onu kalbinden tanıyor. Tanıyor. Avucuna bir işaret alın ben. Beyazı var avucuna. Sağ avucuna var böyle. Para 1 lira, 1 altın şeyinde, dair şeklinde. Hadi mesela karanlığı abdest alıyor, namaza duruyor. İki kat abdest namazı kılıyor ama bitmiyor ki namazı. Hayyan o da boşluyor tabii böyle. Oturuyor bekliyor zaten. Bir namaz kılıyor ama artık sanki yerde mi, gökte mi, cennette mi, arşarda mı böyle. Aşkı meşkine böyle. Öyle okurken böyle ya dışa yansıyor böyle.
okuyorum. Elhamdülillah Rabbi alemin derken böyle, rubit alemi böyle bir de şey yapıyor. Selam veriyor. Yazlayan, ya Vesel, sen hep Allah ile berabersin Celle Celaluhu böyle. Yani Allah'ın sohbetinde, huzurundayken araya ben girmek istemezdim ama senden ricam var. Kaç yıllarca senin peşine gezdim, sana aşık oldum. Bana bir nasihat, bulunuz bana bir nasihatta. Baktığım muhteşemlere bir, sen Allah'ı biliyor musun böyle? Allah'ı biliyor musun? Bir durdu şöyle, o anda tabi besle karnına bunamır şiir ve teveccühle beraber böyle, kalp nurlandı. Kalp nurlanınca Allah bildi böyle. Azametine beraber, büyüklüğünü, vahdaniyetine böyle. Yani her şeyi Rabbim gördüğünü, bildiğini, bütün mülk varlığı Allah'ın en tasarrufunda, iradesine, gözünden daha böyle böyle. Bütün âlemine böyle. Yani o anda Allah tam ve görüyor bildiği bir şekilde. Allah biliyor musun deyince hem cevap vermedi. O hal gelince evet Allah'ı bildim. Yeter sana böyle. Başta bir şey olur böyle. Allah'ın ufusuna yeter böyle böyle. Ayrıldı oradan böyle. Döndü geldi. Ya Vesselin Allah aşkına bana bir nasıl daha bulmuş, bir nasıl daha böyle. Bir tane daha bulmuş böyle. Artık seni göremem belki dünya gözüyle. Dedi ki bu sefer Allah'ın seni gördüğünü, bildiğini biliyor musun? Bak şimdi bu Allah biliyor musun bence? Allah'ın seni gördüğünü, bildiğini biliyor musun? Allah huzurunda ol, biliyor musun bunu? Bir durdu böyle, biliyorum böyle. Yeter dedi böyle. Yani senin de başta bilmesi de olur dedi böyle. Allah seni biliyor, yeter dedi böyle, böyle. Yani mezar tek başına kaldığı zamanlar kimsenin yanında kalmayacak. Allah bilecek diye şahit böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki kalp nurlandı mı muhteremler, insan oğlum insanlık makamına geçiyor aslında böyle. Allah böyle. O kişi kalbin nuruyla hakka kadar görür. Yani dünya toplumunda bütün akademisyenler şunlar bunlar yanlış hata verseler onun kalbine kabullenme aldanmaz böyle. Şeytan buna dokunamaz böyle. O Mevlam dedi mi işi yanlar muhtemelen böyle. Uykusu bile kaçar muhtemelen böyle. O aşkullah onu tatmaya başlar böyle şey. Sonra bu nur kalpten de dışarı taşar. Taşar zamanla böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Aleyhisselam Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İtteku fırasel mü'mine. İtteku fırasel mü'mine. Mü'minin kaçını ferasetinden, feraset, sezgi. Sezgi. Feindehü yanınızı bir nur. Çünkü o Allah nuruyla bakar. Yani bir insanın bir de gözüne nuru geldi mi, kalpten taşıyor da böyle, o kulluğa bak, Allah'ın nuruyla bakıyor. O göz. O gün ne yapar? Her şeyi ibret arar mı derler. Her şeye bakar mı derler. Mesela bizler şöyle bir portakal bahçesine girsek portakala bakarım derler. Mandalina bakarım mesela böyle. Elmaya bakarım, şeftale bakarım böyle. Yani şu daha tatlı, bu ekşi, bu olgun, bu kırmızı, bu renkli, bu şey böyle. Şu bu faydası var. Onlar ibrete bakarlar muhtemelen böyle ya, bakarlar. Bakar ki portakal ağacı, elma ağacı, erik ağacı, kiraz ağacı, şey ağacı böyle. Nereden oluyor bu elma takını, o ağacın takını dallarına? Nereden geliyor bunlar? Topraktan muhtemelen böyle. İnsanın da hırkatı topraktan başlıyor. Rızkımız da yani topraktan muhtemelen, toprak muhtemelen böyle ya. Yağmur yağıyor, çamur oluyor. Bir kol ekip emiyor bunlara böylece. Oraya bakar muhtemelen. Ne yapar? Allah'ın azametini düşünür. Konuşur böyle. Ya Rabbi seninle kadar mutlaksa Allah'ın böyle. Böyle ya. Yani kara topludan, çamurdan yan yana. Kiraz kırmızı, patlıcan kara mesela, domates kızarıyor, biber yeşil, yeşil böylece. Her biri ayrı bir renk alıyorlar böyle böyle. Her birinin tadı ayrı, kokusu ayrı, görüntüsü ayrı. Her birinin beden ilgisi ayrı. Nuruna bakar ve aldanmaz kişi muhtemelen. Harama bakamaz da abartı böyle bu. Nereye baksın böyle?
ibretle bakar mıdır? Şeye bakar, güle bakar, nereye bakar baksın böyle, göklere baksın, ibretle bakar, tefekkür eder her şeye. O göze bakar bunlara böyle. Sonra nur insanın kulağına gelir. Kulağına bile. Kulak nurlandı mı Allah kelamını, Allah'ın zikrini böyle hep hayırlı şeyleri işitir bunlara böyle. Ve buna bir de fehim verilir. Anlamı yeteneği böyle. Yani okunan Kur'an'dan bir şey anlar mıdır? Arşe bilmesin, anlar bunlar böyle. Yani göz onunla bakar. Diline gelir, eline, ayağına gelir bu şey. Hepsine gelir bunlara gelir böyle. Bütün beden durandı mı o beden mezarda çürümüş işte muhtemelen böyle. Çürümüş muhtemelen böyle. Yani o kişi mahşer ona hesap yok mahşerde. Yani her tarafı nur. Günah işleyemiyor ki böyle. Günah işleyemiyor. Her tarafı nur. Ona mahşerde soğuk sual yoktu. Yani. Kalbinden kalkar. Hemen tam cennete girilmiyor. Ne yapacak? Arşın gölgesinde oturacak. Arşın gölgesinde. Bunun gibileri. Olacaklar böyle. Orada arşın gölgesinde peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar böyle, Allah'ın salih kulları kenarlarında böyle. Orada tanışıyorlar. Sen nerelisin? Ne zaman yaşadın? 5000 sene önce mesela bizden yaşamaktan böyle. Bizden 1000 sene sonra gelmiş böyle. Orada hep tanışımlardan böyle. O dalga buradaki böylece. Bundan yanı yeri cennet ve cemalullah yine oradan böyle böyle. Bundan dünyada tatlı yani her şeyi kaderi bilirler. Allah'a tevekkül teşmit vardır Mevlamıza. Tam Allah'a teslim oluyor bunlara böyle elhamdülillah. Hayatlara tatlı, ölümlere tatlı, kabirleri cennetten bahçe, mahşerde bir güneş altında yanmazlar, hesaba çekilmezler. Ağaçın gökyüzüne beklerler. Sadık gelince de bunlar yalvarıyor cehennem. Ya Mehmet çabuk geç, çabuk. Allah aşkına çabuk geç diyor. Sen nurun ateşini söndürür diyor baktım böyle. Dengeyi bozuyor muhtemelen böyle. Nur ateşi söndürüyor muhtemelen böyle. Peygamberimizin şey bir duası var muhtemelen Aleyhisselam Peygamberimizin böylece. Onu önce bir açıklayayım inşallah nasip oldu inşallah. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de ne sayede? Ahmet bin Hanbel. Yani en kuvvetli hadislerden birisi Hadis-i Şerif böylece. Peygamberimizin duası. Allahümme ec'al fi kalbi nuren diyor Peygamber'e. Allahümme ey Allah'ım, yüce Allah, büyük Allah'ım. Kalbimi nur kıl, kalbimi nurlandır ya Rabbi. Peygamber'in kalbi nurlu değil mi? Nurlu ama nurun da sınırı yok ama daha kuvvetleniyor muhtemelen böyle. Daha kuvvetli böyle. Lamba değil mi mesela böyle? Küçük bir ampulle ışık veriyor ama daha büyüğü var. Güneşe kadar gitme sen böyle. Işığa gelince böylece. Ben dua ediyor Allah'ım kalbimi nurlandır Allah'ım diye. Kalbimi nurlandır Allah'ım böyle. Ve fi lisani nuren. Dilimi nurlandır Allah'ım. Dili be. Dille nurlandı mı o nur ile Allah'ı zikreden muhtemelenler. O namazı başka olur. Namazı miraç olur böyle. Allah deyyanlar muhtemelenler. Allah deyyanlar celle böyle. Artık her dert o bedende günah duramazsa o aşkullah içerisinde, aşkında. İşlerinde de günah olur böyle. Dile hak konuşur böyle. O kişiyle konuştu mu, onun konuşmasına bir halavet, tat olur. Tat olur konuşmasına böyle. Onu dinleyen kişi böyle doyamaz ona böyle. Onun kalbinden gelir böyle. Ve fi basarı nuren, gözünü nurlandır Allah'ım. Ve fi semi ve işitme kulaklarımı da nurlandır böyle. Kulaklarım, peygamber bakıyor böyle. Ve anı yemini nuren, sağımı nur eyle, sağımı. İki tane sahabe bir gün yatsı namazından sonra eve gidiyorlar. Peygamberler sohbet yap bu gece o gece. Yatsan sonra peygamberler böyle. Tabi peygamberimiz her zaman yapmaz sohbetini. Zaman zaman daha kısa, zaman zaman uzun olurdu peygamber sohbeti varmışlar. Olurdu böylece. Bir gece Aleyhisselam Hazretleri yatsan sonra uzun bir sohbet yapıyor. İki sahabe uzaktan gelmişler bundan mescide. Tabi o zaman şehir karanlıkta. Yok aydınlatma.
O zaman öyle. Bir de yollar düzgün değil. Yani yollarda bastı yerini göremiyor. Toz, toprak, taşma bir şekilde böylece. Bunlar oradan çıkıyorlar. Önüne bir nur. Öyle geliyor. Nur böyle böyle. Yani peygamber sohbetinden o mak ermişler bunlar burada böyle. Yani önlerine bir nur bak. Nur önlerine böyle gidiyor. Böyle aydınlık. Tabi aydın da aydın tabi. Güneşin aydın da böyle. Onunla böyle gidiyor. Öyle gidiyorlar bu şekilde. Ama bir yere geliyorlar. Orada ayrılmaları gerekiyor işte bunların. Biri tabi bir tabi çekmiyor böyle. Şimdi ne yapalım diyorlar böyle. Ve dolaşıyorlar böyle. Nur ikiye bölünüyor. Biri önüne gidiyor tabi böyle. Ve an yesar nuren. Allah'ım solumdan nur eyle. Sağda böyle böyle. Benim fevki nuren. Üst tarafı nur eyle Rabbim. Baksana nur göreyim böyle. Emin taht nuren, alt nur olsun böyle. Yani emami nur, önüm nur olsun. Emin hafif nuren, arkam nur olsun. Becal fi nefis nuren, beni tamamen nur eyle Allah'ım böyle. Yani hiç bir zerrem kalmasın başka. Sırf nur olayım böyle böyle. Dışı da etraf ver, çevresi böyle, ön hakikat böyle, nur olsun bu şekilde böylece. Dua diyor. Bir de inşallah bunu okurmuşum mutlu. Hep beraber inşallah bunu inşallah böyle böyle. Peygamberimiz okudu bir dua böylece ki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'al fi kalbi nuren ve fi lisani nuren ve fi basari nuren ve fi sem'i nuren ve an yemini nuren ve an yesari nuren ve min fevki nuren ve min tahti nuren ve min emami nuren ve min halfi nuri nuren ve ec'alli fi nefsi nuren. Allah bizden nurlansın inşallah muhtemelen Rabbim nurlansın inşallah böyle. Rabbim amin. Kim devam ediyor böyle? Allah kabul etsin duasını inşallah ya. Allah kabul etsin ya. Yani elhamdülü böyle. Allah kabul duasını inşallah böyle ya. Allah kabul etsin böyle. Yani dur oldum insanım muhtemelen böyle. Benim bir teyzem vardı muhtemelen. Şimdi aklıma geldi böyle. Allah rahmet eylesin inşallah. Aynen Fatma'nın neye benzer yapısı. Yapısı. Yani koy ayrılmasın. Fatma'yla vardı, Pamuk'a da vardı. Onu geçiyor bana şey böyle. Aynı anda benzer böyle. Teyzem o rahmetli böyle. Ramazan'dı. Bir gece sahura yakın yer. Sahur hemen olmak üzere vakit böylece. Onu bekardım ben daha. Yatıyorum odada. Yazında hemen sedir yatmıştım böyle böyle. Yata girmemiştim böyle. Kısa geceler. Bir sevdiğim kıra tarafından. Sanki hoparlör böyle. Tek tek böyle gür bir ses. Yakında teyze ölecek. Şehit olarak ölecek. İş yerine tekken bakan mı? Onun sayesinde elhamdülillah onun cennete yerini gösterir bana bunu. Cennete böyle. Teyzemin sayesinde elhamdülillah. Onun gideceği yer o makam cennete onun yerine böyle baktım. Böyle. Uyandım birden beraber. Uyandım ama tabii o anda oldu ki böyle cennete gören insan rüyasında böyle. Uyandım ben. Aklıma geldi. Teyzem yalnız oturuyordu evinde, yalnızdan böyle. Kimse yoktu. Torunu orada, torunu askerdi o zaman da. Sonra hemen anneme gittim baktım. Annem ya göbek, börek yapmış sobada. O zaman sobada oldu böyle. Gözün sobada. Annem börek çıkmış, tam çıkarmış. Anneden biraz da bir tabağa koy, hem teyzeme götüreyim. Annem ablası oluyor böyle. Hemen orada onu severdi çok ablasını. Bir tabağa koydu. Ben gittim evine. Kapıyı vurdum. Kim o? Teyze benim Ahmet. Ne bu saatte gelin bu saatten böyle. Neyse işte açtım kapıyı. İşe girdim muhtemelen böyle. İşte girer girmez ayağımı tuttu böyle. Allah bunlara Kabe'yi nasip etsin muhtemelen. Ayağımı sıvazı da. Ama kaç kere onu saymadım o zaman. Şimdi pişmanım ama onu saymadım muhtemelen böyle. O kadar hızlı olacak böyle. Böylece. Baktım hiçbir şey yok. Aslında bir şey böyle. Kendisi böylece. Beraber oradaki yedik oraya böylece. Öyle hayatı vardı ki muhteremler. Evinde odada fare çıktı mı
Onda ekmek kadar sofra muhtemelen. Beraber de sofra muhtemelen. Fareyi böyle. Fareyi muhtemelen böyle. Kuşa yemiyor. Avucunda yemiyor. Kuş onun avucunda muhtemelen böyle. Kuş kaçmaz da bakalım böyle. Öyle bir sınavını alabilirsin. Sonra çok aradan geçmeden annem bunu ziyaretine gidiyor. Hastalığımı düşmüş. Düşmüş böyle. Annem bunu alıp eve getiriyorlar muhtemelenler. Eve getirince şimdi ben tek ben bunu böyle. Annem bunu açmamın meseleyi. Yakın öleceğin yani böyle. Hep ilgilenimde. İkini böyle. Aynı orada yatıyoruz. Beraber yatıyoruz. Beraber böyle. Hep bu gece Allah zikredim sana böyle. Rüyasından mı? Uyuyor ama böyle. Allah. Allah. Hep böyle. Bu şekilde. Sonra bir pazar günüydü. O gün artık bir ağırlaşma başladı pazar günü. Sonra öğle namazını kıldırdım ben buna. Farzını yaptım böyle. Teyemmümle. Teyze şöyle teyemmüm yap. Teyze oturdu yani böyle. Kıbleye bir dönmüş şekilde böyle. Okuyor teyze elham falan bu şekilde böyle. Yani farzını. Kılmış şekilde böyle. Yattım. Tam ikindi ezanı Allahu Ekber. Ama ezanı doğaldı. Şimdi gibi sunu yapma değil mi böyle. Yani okur okumuyorlar. İnsan okuyor, insan okusun böyle. Ezan Allahu Ekber dedi muhtemelen böyle. O anda odaya bir nur kapladı. Nur muhtemelen böyle. Yani o anda nuru gördüm muhtemelen böyle. Nur böyle. Anlatılamıyor muhtemelen böyle. Nasıl bir şey böyle. Nur gelince bir unuttuk teyzemi. Annem var, ablam, kardeşim vardı muhtemelenler. Sonra torun da gelmişti böyle. Hep biz gördük onu muhtemelen böyle. Bir nur odayı kapladı. O anda kendimizden geçtik böyle. Yani bir hal gelebilecek ya böyle yerde mi göğde bilmiyordu ne olduğunu böyle. Tatlı bir hal böylece. Unuttuk onu bu şekilde. Son mesajını verdi. Nur kayboldu muhtemelen böyle. Kayboldu böyle. Yani nur işine böyle rahmet oldu. Sonra Erenler'e defnettik. Erenler'e mezarına defnettik. Oğlum Erenler mezarına küçük çok. Etrafı hep tarlaydı. Ben indim bizzat böyle mezarına. Torun da geldi beraber. İndirdim ben koyduk mezarına böyle. Tabii yeni mezar gömdük, geldik. Ersin'e gittim ziyaretine, bulamadım mezarı. Böyle. Erenler'de mezarı küçük, bir de yeni mezar mı böyle? Yere biliyorum böyle. Yani yakır biliyorum böyle. Böyle. O kadar bakıyorum muhtemelen böyle. Yok mezarı yok, yok mezarı böyle. Her gün gittim, birkaç sene gittim hatta böyle. Gidiyorum böyle, arıyor mezarı, bulamıyor mezarı muhtemelen böyle. Rüya mı geldi? Ahmet seni aram oradan. Ben Medine'ye indim muhtemelen böyle. Ben Medine'ye indim muhtemelen böyle. Mezarı hiç bulmadım muhtemelen böyle. Torun da bulamadı. Daha başlı gelenler, mezara gelenler cemaatler kimse bulamadı mezarı muhtemelen böyle. Mezara kayboldu muhtemelen böyle. Ben Medine'ye beni aramadım oradan böyle. Yani ölüm anında bak bir nur geldi ki muhtemelen ben nur böyle. Geldi ki nur anlatılamıyor muhtemelen böyle. Yani dilin takatı yok, anlatmaya gücü yok. Böyle böyle. Yok mu böyle? Dur öyle bir şey böyle bir. Bir hal insana geliyor. O mekanı böyle böyle. Ölüm böyle oldu tabii kendisinin. Ona göre mezarı. Onun için Allah hepiniz şefaat edin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.